kazandırıyor, her yere atlamasını, zıplamasını sağlıyor. O yüzden uzun bacak evde bakılan köpeklerde her zaman kolay tercih edilmiyor. Yani tercih edilmiyor bazen. Ama kısa bacaklı olan köpekler her zaman hareket olarak daha sınırlı oluyor. Çok daha yükseğe zıplayamıyorlar, atlayamıyorlar. Bu yüzden evde bakımları daha kolay oluyor. Maltipoolarda biraz daha pudul kadar uzun bacaklı olmayıp, tabii ki bu söylediğim ideal maltipu. Her maltipu böyle olmak durumunda değil. Daha kısa bacaklı, daha az hareketli, aynı zekaya sahip, eğitilebilirliği kolay olan ve surat kısmı da burun kısmı, burun yapısı pudul kadar uzun olmayıp Maltiz gibi biraz daha kısa burunlu ve yuvarlak yüzlü olanlar ideal maltipular. Zaten her iki ırkta tüy dökmüyor bu arada. Onu da söylemeyi atlamayalım. Evde gene bakarken çok önemli bir özellik. İki ırkın da tüy dökmemesi ve koku yapmaması. Bunlar evde bakılan köpeklerde son derece önemli. İki ırkta da zaten bu özellik olduğu için maltipular evlerde Poodle'lardan çok daha kolay bakıldığı varsayılan bir designer. Maltipoo ırklarının yavru halleri aslında Poodle'lara nazaran belki biraz daha sempatik görünebilir. Çünkü yüz yapıları, burun yapıları Maltiz'den dolayı daha kısa olduğu için, daha yuvarlak olduğu için Maltipoo yavruları Poodle'dan daha sempatik olabiliyorlar, özellikle bebekken. Burada önemli olan bu kucağımdaki tabii tıraş olmuş bir Maltipoo. Tıraş olduğu için şuraları, kenarları kesildiği için biraz daha burun uzun gibi gözüküyor ama tıraş olmayan bir Maltipoo'nun daha net görüyoruz ki suratı tamamen yuvarlak, burun basık ve kafa yüz yuvarlak top gibi. Maltipoo ırkının içerisinde Maltiz'de olduğu için zaman zaman Maltipoo'larda beyazlık görülebiliyor. İşte bu bebekte olduğu gibi çenede, göğüste, kafada, patilerde beyazlık var. Ama şart da değil öte yandan. Mesela yanındaki kardeşine baktığımızda yanındaki kardeşinde bir beyazlık görmüyoruz. Tamamen açık renk ve homojen bir dağılım. Hani kızıl değil ama krem renginin homojen bir dağılımı. Yani bazen beyazlık olabilir, bazen olmayabilir. Bu bir kıstas değil Maltipoo yavrularında. Amaçlanan her zaman renk olarak Poodle'ın rengi, tabii kızıl renkler çok daha çekici geldiği için bize renk olarak Poodle'dan alması, yavrunun renginin Poodle'dan alması, bu yavruda olduğu gibi hatta mümkün olduğunca koyu olması. Ama bazen de tabii ki bazı yavrular çok daha açık renk olabiliyorlar. Şu an onlardan örnek yok ama beyaz renge kadar da olasılık var. Sonuçta bir taraf Maltiz'e gittiği için ve Maltiz'de baskın beyaz olduğu için yavrularımızda beyaz renkte görmek mümkün. Karakter olarak düşündüğümüzde, baktığımızda Maltipoo'lar bir tık daha Poodle'lara nazaran biraz daha sakin, biraz daha az hareketli. Ama tabii ki gene de sonuçta soyunda Poodle var. Her zaman içinde bir Maltiz'den daha hareketli olacağı da kesindir Maltipoo yavrularının. Maltipoo ırkı tabii bir taraf Maltiz'e bir taraf Poodle'a gittiği için her iki taraf da anti alerjik olduğu için sonuç olarak Maltipoo ırkı da çok önemli bir özellik olan anti alerjik ırklardan bir tanesi. Zaten çok az tüy döktüğünü, yani neredeyse hiç tüy dökmediğini ve koku yapmadığını zaten de belirtmiştim. Bu arada tabii bildiğimiz gibi Poodle ırkının çok geniş bir renk skalası var. Her ne kadar Maltizler sadece beyaz oluyorsa da Poodle ırkında Harlequin dediğimiz siyah beyazlardan tutun, siyah kahveler, düz siyah olanlar, gri olanlar, silver olanlar, çok farklı Poodle renkleri var. Poodle tarafında renk skalası çok geniş olduğu için
Multiple'larda da her türlü renk olasıdır. Her türlü renk kabul ediliyor. Yani renk bir kıstas değil. Çünkü poodle tarafından her türlü rengi multiple ırkı alabiliyor. Eğitilebilirlik olarak bakarsak, zaten Maltizlerde çok yüksek eğitilen köpekler, poodle'larda çok iyi eğitilen köpekler. Eğitilebilirlik olarak düşündüğümüzde Maltipular'da mükemmel derecede eğitiliyorlar. Sadece Maltiz'e nazaran bir tık daha hareketli olduğu için genç yaşta, erken yaşta iyi bir otorite koyup çok fazla şımartmadan köpeğe belli kurallar koyarak, bu kuralları uygulamasını sağlayarak, uygulamadığı zaman onu uyararak erken yaşta eğitime başlamamız gereken ırklardan biri. Öte yandan sağlık olarak düşündüğümüzde her zaman Maltipo'nun bir avantajı var. Genel olarak ırkların bildiğimiz gibi kendi genetik sorunları var. İşte her ırkın yatkın olduğu bazı genetik hastalıklar var. Nesiller boyu hep ırklar, saf kan ırklar birbirleriyle çiftleşe çiftleşe aynı gen havuzu içerisinde yatkın oldukları hastalıklara yakalanma oranları her zaman biraz daha artıyor. Ama biz burada iki farklı ırkı birleştirdiğimizde, iki farklı gen havuzundan gelen genetikler birleştirdiğinde iki tarafında yatkın olduğu hastalıklara yakalanma riskimizi azaltmış oluruz. Yani uzaklaşmış oluyoruz. Bu yüzden de benim aslına bakarsanız design ırklara olan sevgim, düşkünlüğüm biraz da buradan geliyor. Sonuçta bu köpekler biliyoruz ki ailemizin bir ferdi oluyor. Onlarla beraber geziyoruz, televizyon seyrediyoruz, yatağımızı alıyoruz. Çocuklarımızla beraber bir hayatı paylaşıyorlar. Ve bütün bunların sonucunda da inanılmaz aramızda bir duygusal bağ gelişiyor. Ve onları kaybettiğimizde sanki aileden birini kaybetmiş gibi mutsuz oluyoruz, üzülüyoruz. Bazen hatta insan kaybetmekten daha fazla canımız yandığı durumlar oluyor. Biz de bu bebeklerin bu şekilde dizayn edilerek eğer bir nebze ömürlerinin uzamasına veya daha kaliteli bir yaşam geçirmelerine vesile oluyorsa bu dizaynerlik olayı, bu yüzden de bizim için daha ön plana çıkıyor. Ben de açıkçası Maltese'de, Poodle'da çok sevdiğim ırklar olmasına rağmen benim için her zaman Maltipo, bu saydığım sebeplerden, sağlık konusundaki sebeplerden ötürü de onlardan bir adım daha önde geliyor. Maltipo ırkında aynı zamanda tabii birçok boy seçeneği var. Sebebi de bildiğimiz gibi poodle ırkının toy, minyatür, medium ve standart gibi 4 tane boyut alternatifi var. Öte yandan Maltizlerde de boy alternatifleri var. Onlarda da işte bildiğimiz gibi teacup, 0 numara, 1 numara gibi 10 kiloya kadar büyüyebilen Maltizler var. Irk olarak evcil hayvanlarla, diğer evcil hayvanlarla arası çok iyidir. Zaten oyun odaklı bir köpek olduğu için bir köpek gördüğünde daha çok onunla hemen kendi enerjik de olduğu için direkt oynamak, atlamak, zıplamak ister. Eğer karşı taraftaki köpekten olumsuz bir tepki gelmedikçe, tabii ki her zaman karakter bozuklukları olabilir, onları istisna olarak tutuyoruz. Normalde diğer evcil hayvanlarla çok iyi anlaşan, oyunu seven, pozitif enerjili bir ırk. Çocuklarla arası aynı şekilde çok iyi. Çocuklarla oynamayı sever, çocukların da enerjisi yüksek olduğu için Maltipo ırkı onlara çok iyi bir arkadaş olacak bir ırktır. İlk defa hayatında köpek almak isteyenlere kesinlikle ve kesinlikle tavsiye edebileceğimiz, köpek bakar mıyım, bakamaz mıyım veya kendimden çok fedakarlık yapmadan evde köpek bakabilir miyim diyenlere, tüy dökmediği için, koku yapmadığı için, aşırı zeki ve kolay eğitilebilir bir ırk olduğu için, çocuklarla ve diğer evcil hayvanlarla da arası çok iyi olduğu için kesinlikle benim tavsiye edebileceğim, rahatlıkla bakabilecekleri ırklardan biridir. Bir tek parantez açıyorum, enerjisi. Eğer o enerjiyle başa çıkamam diyorsanız, bir poodle kadar olmasa da poodle'a yakın bir enerjisi olduğu için, o zaman
Morki gibi, Maltiz gibi daha sakin köpeklere yönlenmeliyiz. Maltipolar yine nispeten enerjik köpekler ve sabah akşam bu enerjilerini atmak için dışarı çıkmalılar. Eğer sabah akşam dışarı çıkartamayacaksanız o zaman Morki, Maltiz gibi daha sakin ırklar tercih edilebilir. Onun dışında Maltipo ırkı kesinlikle herkese tavsiye edebileceğim.